Şimdi de Akşener acaba o izi mi sürdürüyor soruları akla gelmiyor değil. Bilmiyorum, sizin görüşünüz nedir? Vallahi Akşener dün bir laf etti. Hangisi? Kaybetmeyi dedi, sorgulamadık hepimiz dedi liderler olarak. Akşener başta olmak üzere herkes aslında bir bu seçimi kaybetmenin sorgulamasını yapsınlar önce. Kemal Kılıçdaroğlu bir Halil İbrahim sofrası kurdu. Bu sofrada bir araya gelmesi mümkün olmayan birçok insanı son 50 yılın kavgalarını bitirerek o sofrada buluşturdu. Ülkücüyle devrimciyi, Aleviyle Sünni'yi, Kürtçüyle Türkçüyü, zenginle fakiri, dindarla laiki bir sofrada buluşturdu. Sofradan kalktık, adisyonu Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturduk. Hesabı sen öde deyip hepimiz arkadan sıvıştık. Ya şimdi önce herkes bunun bir hesabını versin ya. Hesabı niye Kemal Kılıçdaroğlu ödüyor? Niye Kemal Kılıçdaroğlu'na sürekli yükleniliyor? Önüne gelen, ben demiştim, kazanacak aday. Sağcılar CHP'ye oy vermiyor. Bizim taban CHP'ye oy vermiyor. Herkes şimdi kendince bahaneler üreterek o bahaneler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir gayya kuyusunun içine atıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'na bir kum torbası misali herkes yumruk atıyor. Bu liderler de adeta CHP'lilere diyor ki, değişim isteyenlere, bak biz size açıklar yaratıyoruz, pozisyon yaratıyoruz. Siz bu pozisyon üzerinden Kemal Bey'e vurmaya devam edin. Yani CHP'yi dizayn etmeye çalışmak gibi bir şey oluyor o zaman. Dizayn ediyorlar, çalışmıyorlar. Ediyorlar. Çünkü ne diyor arkadaşım birisi, diyor ki eğer biz kazanırsak diyor, Sayın Akşener'le ittifak kurmak temiz bir sayfa. Temiz bir sayfa açmak mümkün olacak. Evet. Hayırdır? Özgür Özel mi o lafı diye? Onu söylemişti, evet. İmamoğlu'yla görüştüklerinde. Şimdi kimin şey dediğinin önemi yok. Yani Hakan, ben şimdi işlerine karışmamak için isim vermiyorum. Ama şimdi insan merak ediyor. Sen kazandığında Akşener seninle ittifak yapacaksa, demek ki sen şimdi Akşener'le beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkmak için mücadele ediyorsun demektir bu. Başka izah yok ki. Çünkü Meral Akşener de alan yaratıyor sana. Ne diyor Bilge Yılmaz? Maliye Bakanı olacaktı eğer Millet İttifakı kazansaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını engelleyemediğim için çok üzgünüm diyor. Kim Bilge Yılmaz? Ben 40 yıllık siyaset yaparım. Bu dönemde duydum. Çok ekonomist olabilir. Pırıl pırıl bir beyindir. Muhteşem bir zekadır. O kısmını bilemem. Meral Hanım gördüğü için almıştır yanına. Millet İttifakı kazansaydı bakanlık... Maliye Bakanlığı olacaktı. Evet. Ama diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyemediğim için çok pişmanım diyor. Meral Hanım çıkıyor, zehir içtim diyor. Bakın, alan yaratmak dediğim bu. Kemal Kılıçdaroğlu'na vurulmaya devam etmek bu. Halbuki Mevlana'nın dediği gibi geçmiş geçmişte kaldı cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım deyip yoluna gitseler bu problemler yaşanmayacak. 81 ilde aday çıkaracak. Evet. Hayırlı olsun, çıkarsın. Ama Ankara, İstanbul hesabı acaba farklı olabilir mi Akşener'in? O da çok ayıp olur ama. Çok da kalitesiz bir pazarlık olur. Çok çapsız bir pazarlık olur. Yani Ankara, İstanbul önemli de Ordu önemli değil mi? Mersin önemli değil mi? Doğru. Antalya önemli değil mi? Balıkesir, Bursa önemli değil mi? Adana önemli değil mi? Van önemli değil mi? Diyarbakır önemli değil mi? Bu nasıl bir mantık canım, yani Ankara, İstanbul oralarda bir şey olabilir, bekletiyorum. Neyi bekletiyorsun? 4 İstanbul'dan belediye başkanını alıp 3 de Ankara'dan bekletiyor belediye başkanını alıp. Bekletiyor mu sence? Ankara, bence bekletmiyor. Ankara, İstanbul için bekletmiyor mu? Hayır. Hayır, bekletmiyor. Sadece bence fırsat kolluyor. Fırsatını bulduğu an aday çıkaracak. Çünkü bu kadar iddialı konuştuktan sonra o iddiadan vazgeçerseniz zaten tepki çekmeye başlamışsınız. Daha da büyük tepki çekersiniz. Ankara, İstanbul'da da aday çıkarmalı. Ama aday çıkarmak şu anlama gelirse herkes üzülür. Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu. Ne diyor? AK Parti ile. Yılmaz Büyükerşen'i kaybettirmek için diyor. AKP ve MHP ile ittifak yapmalıyız diyor, değil mi? Adnan Beker ne diyor?
İYİ Parti Ankara milletvekili. Ne diyor? Allah korumuş, iyi ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanmadı diyor. Yoksa ülke mahvolurdu diyor. Yine geçen İYİ Parti'den istifa eden bir isim Köylüoğlu olması lazım. Mansur Yavaş'a kaybettirmemiz için çalışın dediler diye bir iddia oluyor. Düşünün şimdi. Ankara İl Başkanı. Evet. Çıkıyor, çok önemli bir şey söylüyor. Mansur evet. Yavaş'a da kaybettireceğiz. Meral Hanım dün yine dedi değil mi? Biz kimsenin yancısı değiliz. Bu söz doğru bir sözdür. Ama o yancılığı yapmamak adına dik bir duruşla yoluğan devam edeceksin. Fakatı olmayacak, aması olmayacak. Ekrem İmamoğlu, ben bakıyorum öyle bir korku sarmış ki yüreğini, İYİ Parti ile ittifak yapmalıyız. Diğerlerini hiç saymıyor zaten. Demokrat Parti'yi saymıyor, Saadet'i saymıyor, Geleceği saymıyor, Deva'yı saymıyor. Diğerlerine ihtiyacı yok. Tek ihtiyacı İYİ Parti. Halbuki İYİ Parti ile CHP'nin oyunu toplasan öyle bir sonuç çıkmıyor ortaya. Yani kazanma sonucu çıkmıyor. Hı hı. Ama Ekrem İmamoğlu adeta yani gözünü ne kapatmış bilemem ama perdelenmiş. İYİ Parti de İYİ Parti diyor. Abla da abla diyor. Hala öyle mi diyor? Diyor tabii her yerde diyor. İşte demiyor, demeye geliyor. Yani o diyor açıkça. İttifaklara her zaman olabilir, mümkün olur diyor. Biz İYİ Parti'yle evet yol kapatmadık. Yani, hatta nedir? Cemal Çam Polat'a niye saldırdılar? En çok. Cemal Çam Polat çıktı kongrede ne dedi? İYİ Partileri işe aldın dedi. İYİ Partililerle yönettin dedi değil mi? Ve Ekrem İmamoğlu çok kızdı değil mi? Köpürdü değil mi? Çok kızdı. Bam teli oldu. Bam teli. Yıkıldı ortalık değil mi? Hatta Ali Muhayir Başarır Cemal Çam Polat'ı tehdit etti değil mi? Bunun hesabını yani vereceksin. Haddini bildireceğiz dedi. Cemal Çam Polat da çok cesur çıktı, yürekli çıktı. O da bugün açıklama yapmış. Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyeceğiz diyor. Gericilere, yobazlara yedirmeyeceğiz. Çok cesur, yiğit çıktı yani. Evet. Kongrenin hemen arkasından. Öyle Çam Polat da lafı yedi. Hayır yani başka izah yok. Ya bir şeyi söylemeyeceksin. Benim rahmetli babam cahildi. Okuması yazması yoktu Akan. Derdi ki oğlum öpeceğin surata tükürme derdi bana. Eğer bir suratı sonra öpeceksen derdi. O surata tükürme derdi. Şimdi ben hep bazen söylüyorum seninle de Gizem'le de sohbet ettiğimizde. Birçok insanla bir araya gelemiyorum kendi adıma söylüyorum şimdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekili için çalıştık ama birçok insanla yan yana duramadım. Görüntü veremedim. Niye? Çok ağır sözler söylemişim çünkü baktım geçmişe. İYİ Parti'de çok ağır sözler söylediğim insanlar var. Yani mesela işte Kemal Bey, işte ben oradan istesem aday olur muydum Sayın Kılıçdaroğlu? Oradan yapabilirdi ama ben İstanbul'u istedim. Niye istedin diye sordun, yani niye ordu değil dediğinde dedim ki efendim yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı 43-44 yıl orduda mücadele verdim. CHP karşıtı oldum. Kavga ettik, gürültü ettik, birbirimize laf söyledik. Şimdi beni oradan aday yaparsanız dedim, orduda mücadele eden CHP'liye haksızlık olur dedim. Yıllarca partisini beklemiş, yıllarca orada bayrağı dalgalandırmış. Siz muhalifken o sırada. Ben muhalifken, ben tepkiliyken onlara karşı. Onlar orada dik durmuşlar. Dolayısıyla dedim, beni severler ama beni oraya gönderirseniz haksızlık olur oradaki insanlara dedim. Ben İstanbul 1. bölgede dedim, Ordu'da da çok. Arada bir yere koyun beni. Koyun derken de arada bir yere de 9'da demedim aslında yani. 9'da biraz ağır kaçtı normalde. Kemal Bey de lafı yedi. Hayır 9 niye ağır kaçtı? Seninle söyledim burada hatırla. 5. sıra Saadet Parti. 6. sıra İYİ Parti. 7. sıra Deva Parti. 8. sıra Deva Parti. 9. sıra Demokrat Parti. 10. sırada Gelecek Partisi. Ben hep diyorum Cumhuriyet Halk Partililer hakikaten Türkiye'de bu seçimde en fedakar, en cefakar, yüreğine taş basarak oy kullanan bir seçmen kim diye sorsanız CHP seçmeni. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen yüreklerine taş bastılar, oy verdiler ya. Belki sokakta gördüğünde selam veremeyeceği adamların milletvekili olmasına vesile oldular. Evet. Sokakta görseler selam vermeyecekleri insana milletvekili olarak oy verdiler. İşte böyle güzel bir CHP tabanı. Faturayı da Kılıçdaroğlu'na tabii çıkardılar. Tabii şimdi mesela ben hep diyorum işte Kılıçdaroğlu 39 tane sağ partiye vekil vermiş. Pekala diyorum 300 vekil çıksaydı 39'u sorgulayacak mıydık? Sorgulamayacaktık. Büyük ihtimalle hayır. Artı hep sağ partilere vekil verdi derken
Meral Hanım da sürekli çakıyor ya CHP ile zehir içtim diye. Ya zehir içtin de bu 6 tane İYİ Partili'nin CHP listesinde ne işi vardı Hakan? Ne işi vardı Gizem? Hiç bunu sorgulamıyorsunuz. Ben sizi, beni davet etmediğiniz dönemlerde de izliyorum yani. Yine nezaket gösteriyorum. Siz beni çağırmıyorsunuz programlara. Biz de lafı yedik. Davet ettiyseniz de takip ediyorum. Hiç İYİ Parti'yi konuşmuyorsunuz biliyor musun? 6 tane CHP listesinde İYİ Parti vekili var. Biri seçildi, Ahmet Ersegun. Benim olduğum bölgede şu an İYİ Parti'de. 5'i seçilemediği için. Mesela ikinci bölgede Benna Sukas diye bir kardeşimiz vardı. Seçilemedi. Az bir oyla kaybetti. Yahu kimse demiyor ki Meral Hanım madem zehir içti.